Evet değerli öğrencilerimiz, şimdi piyasada en çok karşılaşacağınız, karşınıza geldiğinde belli kalıplarla çözebileceğimiz cebirsel ifadeler, yeni nesil sorularına bakacağız. Konu tekrar yapacağız bugün. Bakalım, şimdi resfebe daha önceki yıllarda da çıkmış bir terim. Resfe ve sayı, resim, harf veya sembollerle oluşturulmuş bir ifadenin hangi kelimelere karşılık geldiğini bir bulma oyunudur. Örnek vermiş. Her zaman size verilen örneği dikkatlice inceleyip sizde örnek yardımıyla çözebileceğiniz başka bir ifade soruyor. Şimdi x kare aşağı ok olunca eksi 5 El işaretinde 5 var. 5y yukarı olunca artı 3y eksi 12 ifadesinde. Evet kare aşağı ok azalma yukarı ok artma ve daha sonra 5 gösterilen elimizde 5 sayısını gösteriyormuş. Bu ifadeyi nasıl yazıyormuşuz? x kare eksi 5x değil mi? artı 3y eksi 12 gibi 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 yazabiliyoruz. Şimdi bize diyor ki sultan cibirsel ifadesini tam kare yapmak istiyor. Şimdi tam kare neydi? Buna bakalım. Tam kare. Arkadaşlar tam kare demek içeriği bir şey yazacaksınız ve dışında karesi olacak. İçeri x artı y olabilir, x eksi y olabilir. Bizim gördüğümüz iki tane tam kare vardı. Bir toplamın karesi ya da ne var arkadaşlar? Farkın karesi. Bu ikisi tam kare demek. Bu formata çevireceğiz. Şimdi bakalım elimizde ne var? x kare artı 4x artı 9 var. Şu an bu bir tam kare mi? Bakıyoruz. Birin, nasıl açıyorduk tam kareleri? Birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyorduk. Ya da birincinin karesi eksi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyorduk. Birincinin karesi ve ikincinin karesi fixti uçlar. Şimdi bakıyoruz birincinin karesi var ikincinin karesi var. Evet birinciyle ikincinin çarpımının iki katı yok. Şimdi burayı 4x'e göre davranacağız ya da artı 9'a göre. Dediklerini uygulayalım. A şıkkında ne diyor? Yukarı ne demekti? Artı 2x. Bakalım artı 2x yaparsak ne olur? x kare artı 6x artı 9. Bu bir tam kare midir? Şimdi 3'e 3 diye ayırıyorduk. x'e x diye ayırıyorduk. Çarpımları, çapraz çarpımları ortaya veriyordu. x ile 3'ü çarptık. 3x, x ile 3'ü çarptık. 3x toplamları artı x. Evet bu ne demektir? x artı 3'ün karesi. A bunu sağladı. Devam ediyoruz. Eksi 5. Deneyelim. Eksi 5 yaparsak A şıkkını yaptık. Şimdi B'ye bakalım. X eksi 5 demek. Pardon. Eksi 5 demek. X kare artı 4 X. 9'dan 5 çıkar diyor. Artı 4. Peki bu da bildiğimiz bir şey. Bu neyin karesi arkadaşlar? X artı 2'nin karesi. O zaman B şıkkı da sağladı kısadan gidelim. D'ye bakalım. Eksi 13. Eksi 13 ne yapar? X kare artı 4 x. 9'dan 13 çıkarırsak arkadaşlar. Eksi 4. Bu da bildiğimiz bir şey. X eksi 2'nin karesi. Bu da tam kare yaptı. O zaman cevabımız ne olacak gençler? C olacak. Yanda verilen kare şeklindeki bir arsanın içinden şekildeki gibi gri renkli bir yol geçiyor. Evet gri renkli bir yol geçiyor arkadaşlar. Bize diyor ki arsanın kalan kısmının alanının metrekare cinsinden karşılığı. Evet bu daha önce gördüğünüz bir şekle benzemiyor. Şimdi şurası olsaydı ben bunu bilirdim. Ama uçlarda bir tane üçgen var ortada bir tane dikdörtgen var. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? arkadaşlar burası neymiş bize vermiş. Tamamı karenin bir kenarı neymiş arkadaşlar 5x artı 6. şuradan x kesmişiz. Buradan da x kesmişiz. Bir kere bu bir kare ise. Tekrar çizelim. Bu bir kare ise ve bir kenarı 5x artı 6 ise içinden, bir yol geçiyor. Yol dik dörtgen değil. Uçlarda ne var arkadaşlar? Birer üçgen var. Bize şu iki tane üçgeni soruyor. Yolun alanını bulmaktan daha basit bir yol var. O da iki tane dik üçgen bulmak. Arkadaşlar 5x artı 6 şurası x'miş. Buraya kadar x ise buraya kaç kalır o zaman? 4x artı 6. Aynı şekilde buraya bakalım. Eskiden tamamı 5x artı 6 idi. Şuradan x kapattık. Ne kaldı? 4x artı 6. 2 tane dik üçgenin alanını bulsam sorumuz bitiyor. Ne yapacağız gençler? Buranın alanı ne olur? Tabanımız 4x artı 6. Bir tane x kapattık çünkü yola gitti. Yüksekliğimiz 4x artı 6. Çünkü 5x artı 6 idi. Bir tanesi gitti. Taban çarpı yükseklik bölü ne diyorduk? 2. Ama bir tanesinin alanı bize 2 tane lazımdı. O zaman bir de bunu kaça çarpacağız gençler? 2 ile çarpacağız. Üstteki 2 ile alttaki 2 birbirini götürürse 4x artı 6 çarpı 4x artı 6 ne olur arkadaşlar? 4x artı 6'nın karesi. Bu kısa yolun çözümü. Peki uzun olarak çözseydik nasıl çözerdik? Gençler, tamamının alanını bulup yolun alanını çıkarmak çok daha uzun olurdu bizim için. Evet, son sorumuza bakalım. Bu sayfadaki dikdörtgen biçimindeki karton evet katlama sorusu gelebilir arkadaşlar. Uzamsal düşünme gerektiriyor çünkü. Önce BC ve AD çakışacak şekilde BC kimle çakışacakmış? AD ile. Yani buradan alıyoruz buraya katlıyoruz. Şuradan gidiyor. Tamam mı? Şuradan gitti. Ardından oluşan şeklin kısa kenarları çakışacak şekilde. Bunu elde ettim ya buradan. Bunu buraya katladım. Şöyle. Sonra bu elde ettiğim şeyi de yukarı doğru katlıyorum. Tamam. Yani biz bunu açsak ne olur? Açılmış haline bakalım. Böyle bir şeklimiz vardı. Önce ikiye böldük. İkiye böldüğümüz şeyi tekrar ikiye katladık. Şu şu aslında. Değil mi? Bir parçası. Daha sonra ne yapmış arkadaşlar? Sonuçta şeklin simetri ekseni K'l olmak üzere. Şöyle bir simetri ekseni bulmuş. K'l Katlanmış kağıttan bir kenarı kare üzerinde bulan bir kare. Bir kenarı şuradan bir tane kare çıkarmışız. AD 2Y'ymiş arkadaşlar. O zaman buraya ne kalır? Y, Y. CD 4X'miş. 4X'e ne oldu? 2X'e 2X. E 2X. E biz burayı tekrar 2'ye böldük. Ne kaldı? X'e X kaldı. Kağıt tekrar açıldığında oluşan şeklin Yüzey alanını veren cevizsel ifadeye ait çarpanlardan biri değildir. Şimdi oluşan şeklin yüzey alanını veren ifade. Biz buradan ne çıkardık arkadaşlar? Bir kare çıkardık. Bu karenin alanını bulmamız gerekiyor. Bir kenarı kale üzerinde olan bir kare çıkarıyoruz. AD 4X Hmm. O zaman karenin bir kenarı ne oldu arkadaşlar? X. Benim çıkardığım karenin alanı ne olur o zaman? X'e X'te alanımız X kare. Peki benim toplam alanım neydi? 4X çarpı 2'ye. Ne yapacağım? 4X çarpı 2'den X kareyi çıkaracağız. Ne gelir gençler? 8 x y eksi x kare. Peki bunu nasıl ayırıyoruz çarpanlarına? İkisinde de ortak olan harf hangisi? X ne kaldı? 8 y eksi x kaldı. Çarpanlarından biri x, var o zaman. Başka. Peki arkadaşlar biz bunu katlayıp kesmiştik ya burada oluşan delik aynı zamanda nerelerde oluşur? Burada da oluşur, burada da oluşur, burada da oluşur. Yani bir şeyi eğer dörde katlıyorsanız bir şey yaptığınız bir çizik, kesme işlemi, boyama işlemi ne yapar? Diğer dört yere de geçer. 8'e katlasaydık 8 tane olurdu. 2'ye katlasaydık 2 tane olurdu. O zaman buradan ne çıkarmamız lazım? 4x kare. O zaman biz bunu ne parantezin alabiliriz? Şuraya da 4 yapalım. Ayrıyetten x çarpı bir de 4 parantezin alalım. 4 parantezini alsak ne olur? 2y eksi x olur. Şimdi çarpanlarımız neler? x var. 4 var. 2y eksi x var. Kim yok arkadaşlar? 2x eksi y. Tekrar edelim. Önce 2'ye katladık. Şuradan. Sonra 4'e katladık. Katladığımız şeyin içinden 4x'i 2x, 2x diye 2x bölündü. 2x'i x diye böldük bir kare kestiysem burayı almak zorundaysam o zaman burası da x olur. Çıkardığım şey x. Tamamı 4x çarpı 2'ye idi. Tamamından bu x karelerden arkadaşlar 4 tane çıkarıyoruz. Çünkü katladıktan sonra kestiğimiz için diğer yerlerde de ne oluyor? Boşluk oluyor. Yani biz şuradan kestiysek şuradan şöyle kestiysek burada da boşluk var. Burada da boşluk var. Burada da boşluk var arkadaşlar. Evet. Diğer sayfamıza geçelim. Burada üç tane sorumuz var. Önemli sorular. Bu çıkmış bir soru. Ay iki, geçen yıl önce çıkacak sorular içinde açıklanan bir soru. Bu soru yine katlama sorusu. Sinema sorusu var. Evet, ilk sorudan başlarım. Bir bilgisayar programında bir kenar uzunluğu A olan kare şeklindeki bir arazinin planı verilmiş. Evet tamamı aymış arkadaşlar. Okuduğumuz şeyleri şeklin üzerine görsel olarak not alırsak aklımıza daha kalıcı olur. Kare arazinin üstüne ve sağına bir ve iki çubukları dizilmiş. Tamam. Bu çubuklar x santimetrik eşit açılmış çentiklerle yerleştirilebiliyor. Yani sen bu çubuğu alıp buraya yerleştirebilirsin. Buraya yerle, yani bunu küçültebiliyorum. Aynı zamanda buradan da küçültebiliyorum. Böyle bir düzenek var. Şimdi örnek vermiş bilgisayarda B2 ve B3 tuşlarına basarsak buradan 3 birim ilerliyor, burada 2 birim. Yani birincisi boy diyelim, ikincisi en diyelim. Ya da şöyle yapalım. Bu aşağı yukarı. Diğeri sağ sol. Birincisi aşağı yukarı hareket ettiriyor. ikincisi sağ sol hareket ettiriyor. Bunu da not aldım. Bak bunlar benim tekrar soruyu okumamamı sağlayacak. Yandaki çubuk 3 birim sola gelerek arazi 4 alana ayrılıyor. Değil mi? Şimdi eğer bu tuşlara basarsak alanlardan biri değildir diyor. Bak yazmıştık. ilk kodlamamız neydi? Aşağı yukarı. O zaman iki ne diyeceğiz? Aşağıya inecek. İkincisi sağ soldu. O zaman bir de sağ sola gidecek. 2 aşağıya inersek ne olacak arkadaşlar? 1, 2. Burada çubuğumuzu koyduk. Bir birim sola kayarsa peki sağa gitme şansımız yok. Bunu da bulduk. Bu kadardı sorumuz. Oluşan alanlara bakalım. 2x ile x'i çarptık. x kare burası x kare değil mi arkadaşlar? 2x. 2x kare burası. Bulduk. Buraya bakalım. Şimdi burası 2 x ise. buraya ne kalır? a eksi 2x. O zaman a eksi 2 x ile kimi çarpacağız? x'i çarpacağız. İkinci yerimiz şurası. a eksi 2 x çarpı x. Buraya bakalım. Bir tarafımız 2 x. Diğer tarafımız. Burası x arkadaşlar. Buraya ne kalacak? a eksi x kalacak. Burası da 2x. Diğer alanımız neymiş? 2x çarpı a eksi x. Evet buraya a eksi x'e burası neydi? a eksi 2x'in çarpımı geldi. a eksi x çarpı a eksi 2x. 4 tane alanımızı bulduk arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sen bir tarafa x dersen diğer tarafa a eksi 2x kalıyor. Sen bir tarafa x dersen diğer tarafa a eksi x kalıyor. Bunları birbiriyle çarptık aslında. Ne olur dağıtırsak x'e dağıtalım. 2x kare bu var. Değil mi? Bunları çarparsak ne olur? Dağıtalım. ax eksi 2x kare. ax eksi 2, 3x kare var. Bu kesin değil. Bir kere şıklara baktığımızda üçlü bir şey gelme ihtimali yok. Bu cevap ama yine bakalım. Bunu dağıtırsak 2ax eksi x kare. Evet var bu da var. Bu buradan geldiği çok aşikar. Değil mi? Üçlü terim. Dağıtırsak ne gelir? a kare eksi 2ax eksi ax artı 2x kare. Buradaki 3 nereden geliyor? Şuradan eksi 2ax eksi ax toplam eksi 3ax oluyor çünkü. Cevabımız C olacak. Evet katlama sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt. Şekil 1'de gösterildiği gibi iki eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra her bir parçanın biri sağa biri sola yatık olacak şekilde yapıştırılarak bu oluşturuluyor. İki parçaya ayırmışız. Evet. Bir kağıdı ikiye yırttınız. Birini böyle birini böyle koyuyorsunuz. Aynı mantık. Şimdi sorular matematik soruları bir mekanik işlerden oluşuyor. Mesela bu önceki soruyu inceleyelim. Sen burada dağıtma özelliği bilmen, mekanik yani bilgi ağırlıklı. Bir de bunların burayı 2x dedikten sonra buraya a x demen bilgi değil, mantık işi. Yani burada akıl yürütmen gerekiyor. Matematik sorularının bir kısmı işlem, bir kısmı akıl yürütme. Biz genelde bilgileri biliyoruz, kuralları akıl yürütmede tıkanıyoruz. Mesela burada hayal etmen gerekiyor. İki kağıdın ortadan kesişen bir alanı var ve çarpı işareti yapılmış gibi. Oluşan çarpaz şeklinin ortasındaki iki kağıt parçasının üst üste gelmesi oluşan kare şeklinin kısmı şekil iki gibi, ikideki gibi kesip atılıyor. Buraya atıyoruz arkadaşlar. Kalan kağıdı soruyor. Şimdi bir kenarı B. Değil mi? bir kenarı kısa kenarı 2a. O zaman buraya ne düşer? A A A A. Bakın bu sizin sınavda keşfetmeniz gereken bir şey. Mantıken düşün. Ben burayı çıkaracağım, değil mi? Görsel olarak buraya eşit bir şey bulmam lazım. Bunun bir kenarını bilsem alanını bilebilirim çünkü. Bunun bir kenarını çizdim. Hep çiz. Bak bu kalem elinde hep çizsin. Buna eşit olabilen ne var arkadaşlar? Buradaki A. Bak aynı doğrultudalar. O zaman burası da ne olacak? A. Peki. Arkadaşlar bunun tüm alanı ne? Sakın buranın alanına eşit demeyin. Buranın alanı, buranın alanına eşit değil. Daha az değil mi? Çünkü burada ortak kullanılan bir yer var. Buranın tüm alanını nasıl bulacağız? Eskidenki gibi burası yine B. Değil mi? Şimdi burası A dedik. A dedik. A ve A. Peki burası A ise buranın tamamı neydi? B. Buraya ne kaldı? B eksi A bölü 2. B eksi A bölü 2. Hocam niye 2'ye böldük? Şurayı tekrar çizelim. Şimdi sen bunun ortasında A bir şey çıkarıyorsun. Buranın tamamı eskiden neydi? B. Peki B'nin bir kısmı tam ortada olduğu için bu ikisinin toplamı ne olur? B eksi A. O zaman yarısı buraya gidecek. Yarısı da buraya gidecek. Devam edelim. Aslında diğer ilk sayfada olduğu gibi direkt kalan parçayı bulmamız daha mantıklı arkadaşlar. Kalan parçaları hesaplayalım. Kaç tane var bundan? 4 tane var. Diyeceğiz ki B eksi A bölü 2 çarpı A çarpı 4. A'yı içeri dağıtmadan önce buradaki 2 ile buradaki 4'ü sadeleştirelim. Ne kaldı bize? B eksi A çarpı A çarpı 2. A'yı dağıtalım. A B eksi A kare. Şimdi 2'yi dağıtalım. 2 A -2A B eksi 2 A kare.